Zirvede kalıcı olmak, oraya ulaşmaktan daha zordur derler. Ama asıl zor olan basamakları nasıl çıktıysan aynı şekilde inmektir. Türlü engelleri aşarak ulaştığın o noktadan aynı şekilde yavaş yavaş inmek. Bir de dibe çakılanlar var tabi. Zirveye çıkmanın anlamını yitirdiği o anda düşüşün en sertini yaşayanlar. Tutunamayanların bu bölümünde tam da bu tabire uyan birini anlatıyorum sizlere. Trabzonspor, Galatasaray gibi büyük takımlarda oynamış, milli takım kadrosuna seçilmiş bir ismin bölgesel amatörlüklere kadar süren düşüşünü izleyeceğiz. Bahsettiğim isim Engin Baytar. ...1983 yılında Almanya'nın Gütersloh şehrinde dünyaya gelen Engin Baytar, futbolu da bu şehrin takımına başladı. Babası da eski bir futbolcu olan Engin, 2000 yılına kadar Gütersloh altyapısında oynadıktan sonra Arminia Bielefeld tarafından keşfedildi. 2 sene boyunca Arminia Bielefeld'in U19 takımında oynayan futbolcu, 2002 yılında B takımına yükselerek profesyonelliğe geçiş yaptı. Buradaki ilk sezonunda düzenli forma şansı bulsa da, ikinci sezonunda istediği süreyi alamayınca takımdan ayrıldı. 2004-2005 sezonu başında Türkiye kariyerine Maltepe Sporu ile başlayan Engin Baytar, burada gösterdiği performansın ardından 2005-2006 sezonun ikinci yarısında Gençler Birliği'ne transfer oldu ve Süper Lig'de boy göstermeye başladı. Sezonun ikinci yarısında transfer olduğu Gençler Birliği'nde yarım sezonluk bölümde forma şansı bulmakta zorlansa da 2006-2007 sezonu onun kendini gösterdiği sezon olacaktı. Lig ve kupada çıktığı maçlarda 9 gole imza attı ve o sezon Engin Baytar'ın en çok gol attığı sezon olarak kayıtlara geçti. Merkez orta sahada oynayan futbolcu hırslı ve çalışkan yapısıyla dikkat çekiyordu. Aynı zamanda 10 numara pozisyonda da oynayabilen Engin hücum yönü de kuvvetli bir isimdi. Ancak onu bu yönünden çok davranışlarıyla konuşacağımızın işaretlerini de yavaş yavaş veriyordu. 2007-2008 sezonu başında sözleşme uzatılması konusunda yaşanan sorunların ardından kadro dışı bırakılan Engin Baytar, uzlaşma sağlandıktan sonra affedilip kampa katıldı. Bir önceki sezona göre aldığı süreler azalan Engin'in performansı da o sezonun gerisinde kalmıştı. 2008-2009 sezonun başında disiplinsiz hareketleri nedeniyle yine kadro dışı kalan Engin, başta Başkan İlhan Cavcav olmak üzere tüm camiadan özür dilediğini söylüyor ve ekliyordu. Kulübüm bana kucak açtı, çok pişmanım. Tüm yaşananlardan ders aldım. Bundan sonra herkes bambaşka bir Engin görecek. Bana yapılanlardan sonra benim de bunlara karşılık vermem lazımdı. Ben de kendime yakışanı yaptım ve bana sahip çıkan herkesten özür diledim diyor ve dönemin teknik direktörü Mesut Bakkal tarafından tekrar kadroya dahil ediliyordu. Ancak değişen bir şey olmuyor ve çalkantılı geçen ilk yarının ardından Engin Baytar, kampa katılmayıp Eskişehirspor ile izinsiz görüşme gerçekleştirdiği için ara transfer döneminde süresiz olarak kadro dışı kalıyordu. Bu da Gençler Birliği defterinin kapanması anlamına geliyordu. Ara transfer döneminde Eskişehirspor'a kiralık olarak giden Engin için yeni bir başlangıç yapma şansı doğmuştu ama o yine futbolundan çok olaylarıyla gündeme geliyordu. Beşiktaş'la oynanan maçta hakeme itirazda bulunan Engin'i daha sakin olması için uyaran Yula bir anda kendini tartışmanın ortasında bulmuştu. Maçtan sonra mikrofonlara konuşan Yula, "Bu adam bunu hep yapıyor. Devre arasında geldiğinden beri sürekli konuşuyor. Hakemle ve takım arkadaşlarıyla durmadan tartışıyor. Önce Batuhan'la, şimdi de benimle tartıştı. Sürekli top istiyor ama pas vermiyor. O kadar iyi oyuncuysan git Barcelona'da oyna," diyordu. Sezon sonunda Engin, Barcelona'ya değil ama renkleri benzer olan bir takıma gidiyor ve rotasını ülkenin kuzeydoğusuna çeviriyordu. 2009-2010 sezonu başında Trabzonspor'a transfer olan Engin Baytar'ın önünde büyük bir fırsat vardı. Geride kalan yıllarda yaşadığı sorunlarla gündeme gelen oyuncu için kendini yeniden kanıtlama şansı doğmuştu. Trabzonspor kariyerine de fena başlamamıştı. Selçuk İnan, Kolman, Alanzinho gibi kalabalık bir orta saha rotasyonunda kendisine yer bulmayı başarmıştı. Zaman zaman merkezde, zaman zaman da ofansif orta saha pozisyonda oynuyordu. İlk Avrupa maçına da Trabzonspor formasıyla Toulouse karşısında çıkan Engin Baytar, Trabzon'da gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselmiş ve Hiddink döneminde 2010'da Hollanda ile oynanan dostluk maçında ilk kez forma giymişti.
2010-11 sezonunda Trabzonspor şampiyonluk mücadelesi verirken bir yandan da Engin Baytar'la mücadele ediyordu. İlk sezonunda sonsuz oynayan ve ses getiren bir olaya imza atmayan Engin Baytar'ın Trabzon'daki ikinci sezonu sancılı geçti. İlk olarak Bursa deplasmanında alınan galibiyetten sonra sevinci abartan Engin'e tepki gösteren taraftarlar sahaya girmiş ve maçtan sonra dönemin teknik direktörü Şenol Güneş, "Ben olayı görmedim ama çıkan tartışmalardan dolayı üzüldüm. Sevinmek herkesin hakkı ama bazen de dikkatli olmak gerekir. Cenaze evinin olduğu yerde düğün yapılmaz. Biz oyuncularımızı uyarırız, gerekirse ceza da veririz," demişti. Bu maçın ardından oynanan Eskişehirspor maçında oyundan alınmasına sinirlenerek Şenol Güneş'e sert bir tepki gösteren Engin, kendisine psikopat lakabını takan taraftarlarının bile sabrını taşırmıştı. Bu olaydan sonra basın toplantısı düzenleyen Engin, "Küçüklüğümden beri Trabzonspor'a aşığım diyebilirim. Trabzonspor'un başarısı için her türlü fedakarlığı yapmaya da hazırım. Bir Trabzonlu ve doğuştan Trabzonsporlu olarak bu sezon formasını giydiğim ve her şeyden çok sevdiğim takımımın şampiyon olması için tüm arkadaşlarımızla yoğun bir gayret içindeyiz. Bu istek ve hırsımızı bundan böyle daha kontrol edilebilir şekilde yöneterek mutlu sona ulaşmak istiyoruz," diyordu. Ancak yine değişen bir şey olmuyor ve sezonun ikinci yarısında oynanan Sivasspor maçında Burak Yılmaz da tartışma yaşıyordu. Sonrasında da forma şansı bulmakta iyice zorlanan oyuncu, idmanlarda da disiplinsiz hareketleriyle dikkat çekiyor ve bir idmanda Ünal Karaman tarafından kovuluyordu. Trabzonspor için çok zorlu ve sancısı uzun yıllar süren bir sezon geride kalırken, şans bir kez daha Engin'in yüzüne gülmüş ve 1 milyon 100 bin euro karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Galatasaray'da yeni bir dönem başlamış ve Fatih Terim tekrar göreve gelmişti. Takımı için savaşan ve sonuna kadar mücadele eden oyuncuları sevdiği bilinen imparator için Engin Baytar uygun bir isimdi. Ancak bunun yanında geçmişteki problemlerinin de bilincinde olarak yeni transferi hakkında, "Ben Engin'in şu ana kadarki hatalarından iyi dersler çıkardığını düşünüyorum. Bence Galatasaray Engin için ideal bir ortam. Zaten Engin'in hataları olmasaydı bonservis bedeli bu kadar olmazdı," diyordu Fatih Terim. Nitekim Engin için Galatasaray kariyeri iyi başlıyor ve gösterdiği performansla forma şansı buluyordu. Ancak Engin Baytar yine uslu durmamış ve Galatasaray kariyerindeki ilk vukuatını gerçekleştirmişti. Ligin 12. haftasında Sivasspor'la oynanan maçta Galatasaray formasıyla ilk golünü atan oyuncu Zidane'a özenmiş olsa gerek, rakip kaleci Milan Borjan'a kafa atmış ve oyun dışında kalmıştı. Bu karttan sonra aldığı süreler biraz daha azalsa da ligin son bölümlerine doğru tekrar forma şansı bulmuş ve Galatasaray'daki ilk sezonunda ligde 2 gol 8 asistlik bir katkı sağlamıştı. Onu merkez orta sahadan farklı olarak zaman zaman sağ kanatta da kullanan Terim, oyuncusundan verim almayı başarmıştı. Hem Galatasaray hem Engin için iyi bir sezon geride kalıyor ve ligi şampiyon bitiren Sarı Kırmızılılar Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile karşılaşıyordu. Ve ne olduysa da işte bu maçta olmuştu. İnsanın hayatında bazı anlar vardır. Düşünmeden, duygularıyla hareket ettiği ama geri dönüşü çok sert olan. İşte Engin Baytar da o kırılma anlarından birini yaşamıştı hayatında. Mücadele 2-2 devam ederken 66. dakikada kırmızı kart gören Engin, maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın yakasına yapışmış ve arkadaşları onu güçlükle ayırmıştı. Öyle sinirliydi ki oyundan çıkarken onu sakinleştirmeye çalışan isim, futbolculuk döneminde sinirli halleriyle bilinen Hasan Şaş olmuştu. Bu hareketine karşılık 11 maçlık ceza ile Türk futbol tarihinin en ağır cezalarından birini alan Engin, ağır eleştiriye uğramıştı. Günümüzde hala Cüneyt Çakır'la ilgili bir tartışma söz konusu olduğunda gündeme gelen Engin Baytar'ın yaptığı davranışın elle tutulur bir yanı yoktu ve aslında kendi kariyerini de kendisi bitirmişti. 2012-13 sezonun önemli bir kısmını futbolu oynamadan geçiren Engin için kadroya dahil olmak iyice zor hale gelmişti. Sonraki sezon Fatih Terim'in de takımdan ayrılmasının ardından iyice gözden düşen oyuncu kadro dışı kalmış, yine kendisi gibi kadro dışı kalan oyunculardan Yiğit Gökoğlan ile arabada para saçarken çektikleri video büyük tepki toplamıştı. Mancini'nin takımda istemediği Engin o dönem Rizespor'a kiralandı. Daha sonra yolu Karşıyaka, Erzurumspor, İstanbulspor gibi takımlardan geçti.
Ardından Ocak 2018'de Amerika'da Türk iş adamlarının kurduğu, Malatya ve Türkiye'yi tanıtmayı amaçlayan Malatya Spor USA takımına transfer oldu. Amerikan Kozmopolit 1. Lig'inde devre arası transfer sezonuna kadar forma giydikten sonra ülkeye geri dönerek bölgesel amatör lig takımlarından Karadeniz Ereğli Spor ile anlaştı. Şampiyonlar Ligi seviyesinden 4 yılda bölgesel amatör lige kadar adeta kafa üstü giden bir kariyer. Neyse, burada da futbolundan çok adı olaylarla anıldı. Bir maçta gördüğü kırmızı kartın ardından sportmenliğe aykırılık ve hakime sözlü hakaretten dolayı 6 maç men cezası aldı. 35 yaşına gelen Engin Baytar 17 Eylül 2018'de bu sefer Yavru Vatan Kıbrıs'a transfer oldu ve Alsancak Yeşilova ile anlaştı. Daha bir ayı bile tamamlayamadan 12 Ekim'de takımdan gönderildi. Bu ayrılığın ardından ülkeye döndü ve yine bölgesel amatör lig takımlarından Gazi Osman Paşa Spor ile anlaştı. Bir yıl sonraki adresi ise İstanbul Siirt Gücü oldu. Zaman zaman sorunlar yaşatan ve yaşayan bir futbolcu olarak yine de basamakları bir bir çıkmayı başarmış bir isim Engin Baytar. Galatasaray ile zirveyi gördükten sonra kariyerinin bu kadar tepe taklak olması ise şaşırtıcı. Engin Baytar için belki de kariyer özetini eski hocası Şenol Güneş yapıyordu. Yazık oldu o çocuğa, çok daha iyi yerlere gelebilirdi. Bir Tutunamayanlar videosunun daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu hala izliyorsanız yorumlar kısmına Tutunamayanlar yazın da videoyu sonuna kadar kaç kişi izlemiş hep birlikte görelim. Bir sonraki hikayede görüşünceye dek hoşçakalın.